97, kafa, zıplama 93, fiziksel temas 96. Fiziksel temas değeri 98-92, Sen Maksim'in çok hızlı. Hemen arkasındaki Sosa çok iyi orta yapıyor. Biz bu adamdan bunu bekliyorduk. Nasıl sıçradı öyle? Havaya öyle bir uçtu ki. Kaleye doğru gidiyor Buffon. Merhaba arkadaşlar, PES sevenler birlikte hoş geldiniz. Bir oyuncunun öne çıkan özelliğini alıp 99 seviyeye çıkardığımız serimizin yeni bir bölümündeyiz. Hangi futbolcunun hangi özelliğini 99 yapsak diye düşünüyordum. Geçenlerde Inter Milan paket oyuncularını incelerken orada Giroud üzerine biraz fazlaca konuşmuştuk. Dünya Kupası'nda Fransa milli takımıyla rekor kırması olsun, attığı ilginç goller olsun, futbol tarihinde farklı bir yeri var Giroud'un. Giroud'dan esinlenerek şöyle bir şey yapalım istedim ben de. Bir oyuncunun sıçrama ve kafa özelliğini en yüksek seviyeye çıkaralım istedim. Tabi bu konuda en iyilerden bir tanesi Olivier Giroud. İki tane santrafor futbolcusu alacağız ve iki santraforun sıçramasını, kafasını çok yükselteceğiz. Antrenörlerimiz kalırsa da bitiriciliğini arttıralım. Vurduğu da gol olsun, kaleye isabetli vuruşlar çıkarsın. Şimdi marketi açalım. İki tane santrafor alacağız. Ben baktım, oyunda sıçraması, kafası ve biraz da bitiriciliği olan isimler kimler? Çok fazla tabii forvet yok olanlar içerisinde uygun GP'ye satılanlardan iki tanesini alalım. Mesela Cavani gibi isimler de var burada. Fitrele kimi alacağız? İlk olarak Giroud'u alalım. Fitrele Milan takımına gidelim. Milan takımından Giroud'u kadromuza katalım. İtalya Ligi. Giroud deyince tabii onun attığı sıra dışı goller de akıllara geliyor. Akrep vuruşu onunla özdeşleşti. Giroud kaç GP'ye satılmakta? İbrahimovic 76.000 GP. Biz İbrahimovic'le şut gücü 99 videosu çekmiştik. Olivier Giroud da 51.000 GP'ye satılıyor. Sol ayaklı. 36 yaşında 1.93 boyunda. Hiç antrenör basmadığımız haliyle bakacağız ama hızlı kontratağı 36. Biz takımımızı hızlı kontratağa göre kuruyoruz. Çok fazla ilerleme puanı buraya harcayacağız. Bu kötü oldu. Şimdi bakıldığında hiç antrenör basmadığımız halde 84 kafa değeri var. Sıçraması nasıl? Boyu sıçrama nerede? Burada. Zıplaması da 80. Boyu da uzun. Zıplayabiliyor. Kafa da var. Fiziksel temas da var. Anlaş diyelim. Oyun tarzını ilk önce halledelim. Çok fazla ilerleme puanı oraya gidecek. 80-90 o civarlarda bırakmamız lazım. Geriye kalan tüm ilerleme puanlarını öncelikle kafaya, sonra sıçramaya basacağız. Kalırsa da bitiricilik yaparız. Şimdi ikinci isim ise İngiltere Ligi'nde bu sezon dikkatleri çeken bir futbolcumuz var. Toney. İngiliz forvetleri hatta sıralayalım. Vatandaşlık, Avrupa. Buradan İngiltere milli takımını seçelim. Çok hızlı indik aşağı, yukarıda kaldı. Pozisyon santrafor. Bakalım kaç GP'ye hangi futbolcular tercih edilmekte. Toney bu sene iyi oynuyor. Burada Harry Kane 450.000 GP, Abraham 100.000, Vardy 76.000. Aslında Calvert-Lewin de bu konuda iyi. Onu da alabiliriz ama Toney'in bu seneki performansı gerçekten güzel. Bayağı da gol attı. Dünya Kupası'na çağrılmadı kendisi. Ama biz bu seneki performansından dolayı Toney'i alalım. Hiç antrenör basmadığımız halde baktığımızda 1.79 boyu var. 26 yaşında, hızlı kontrata 57. Kafa değeri 72. Biz bunu arttıracağız. Zıplaması da 80. Evet, zıplama bakımından iyi. Kafasını arttırmaya çalışalım. Toney'i de kadromuza katalım. 32.000 GP. İlk 11'de Giro olur. İkinci yarıda Toney'i alırız ya da form durumuna göre değiştirebiliriz. Elimde süresi dolacak 3 yıldızlı adaylı sözleşmeler vardı. 2 tane futbolcu aldım. Birincisi Buffon. Kaleye de Buffon'u yerleştirdik. 44 yaşında Buffon. Daha henüz fullemedik. Şimdi birlikte fullleyelim. 79 ilk seviyesi. Ve diğeri de bek futbolcusu, sağ bek futbolcusu Coleman. 3 yıldızlı adaylı sözleşmeye bir diğer aldığımız isim kendisi. Form durumuna göre de şans verebiliriz. Şimdi son aldığımız futbolculara bakacak olursak alınma sırası. İki santraforumuzu alalım. Yedeklerden Messi, aslında Messi ofansif orta sahada da kullanabiliyoruz. Richarlison'u çıkaralım. Diğer santraforumuzu alalım. Sol bek futbolcumuzu çıkaralım. İlk olarak kendisini fullesek ne kadar antrenör isteyecek? 5 tane 10.000'lik DP, hatta 1.000'liklerden bassak 54.000 DP istiyormuş fullemek için. İlerle. İlk olarak takım oyun tarzı basacağız ki burası çok kötü oldu. 86'da durduralım. 6 tane ilerleme puanımız gitti. Geriye 54 tane ilerleme puanı kaldı. En zevkli kısım da burası. Kafaya bir gelelim. Şurada.
daha hiç ilerleme puanı basmadığımız haliyle bile 84 kafa değeri var kendisinin. Şimdi zıplama ve kafayı arttırıyoruz. 90'a geldik. 94, 95, 96, 97. Burada bırakalım arkadaşlar. Çünkü kadromuzda 2 ya da 3 derece kendisi alacağı için 99'a ulaşmış olacak. Geriye 26 tane ilerleme puanımız var. Kafası 97, zıplama 93, fiziksel temas 96. Diğer özelliklerini de birazcık arttıralım. Şimdi bitiricilik değeri kaçmış? 72. Futbolcumuzun bitiricilik değerini de arttıralım. 78'e kadar çık. Ofansif farkındalığı 75. Burayı birazcık arttıralım. 79'a kadar ulaştı. Hızını da arttıralım. 4 tane de buraya bastık. 79 ofansif farkındalık. Bitiricilik 78 oldu. Hızı 64. Hızlanma çok düşük. Biz bu adamı koşturmayalım. Ceza sahası içerisinde topla buluşturmaya çalışalım. Şimdi diğer özelliklerini ne yapalım? Bitiriciliğini arttıralım. Bir forvet olduğu için bitiricilik değeri iyi olsun. Geri kalanları basalım bitiriciliğe. 3 tane ilerleme puanı. Evet. 82 bitiricilik, 97 kafa, hız 64, hızlanma 62, zıplama 93, fiziksel temas 96. Kadromuzda 2 ya da 3 seviye atlayacağı için bunlar 99'a kadar çıkacak, 96, 97 olanlar. İlerle, onayla. Kaç seviye alacak? Okey. Olivier Giroud 87'den 89'a çıktı. 2 seviye arttı kendisi. O 87, 97 olan kafa özelliği 99 gibi performans sergileyecek. 96 olan 98 gibi. Diğer santraforumuz Toney'di. Seviye antrenmanı. Bu futbolcu da boyu uzun değil ama sıçraması iyi. 4000'liklerden basalım. 1000'liklerden basalım. Buraları da azalttık. Toney'in hızlı kontratağı kaçtı? 57. 87'de kalsın. Şimdi oyuna bıraksak şöyle yapıyor. 88'e kadar çıkarıyor. Ofansif farkındalığı 85. Bitiriciliği 83. Kafaya çok yüklenmiyor. Hız, hızlanma, zıplama aslında dengeli. GPS'ine göre iyi bir hal alıyor. Fakat biz adamımızı kafa ve zıplama değerine göre arttıracağız. 72'den başlayalım. Düşük bir değerden başlıyoruz. Giroud gibi değil. İlerleme puanları yetecek mi? Hadi 92. Nerede kaldı? 92'de kaldı. Evet, daha fazla basamıyoruz. 20 tane ilerleme puanı bastık. 92. Sıçraması çok iyi bu adamın. Zıplaması 99. Bakın ben zıplamadan alıyorum. Anca düşmeye başladı. Zıplama fiziksel temas değeri 98-92. Bunu 97'de bırakalım. Zıplaması 97 olsun. Çok iyi zıplıyor. Hani boyu 1.90 falan değildi. 1.80'in de altında boyu vardı. Ama zıplama değeri çok iyi. Fiziksel temas da 91 oldu. Kafası kaç kaldı? Kafası 89. Yeterli. Şimdi geriye kalan özellik 20 tane ilerleme puanımız varmış. Bitiriciliğini arttıralım. 80'de bitiricilik yaptık. Hız hızlanmasını arttıralım. Hızı 72, hızlanması 72. Dörder tane de buralara basalım. Evet, hepsi bitti. Bu kadar oldu. Bu futbolcumuz da zıplama bakımından çok etkili. En az 2 seviyede alacağı için 99 olacak aslında. Fiziksel temas da var. Bitiriciliği de biz 80'e çıkardık. Ofansif farkındalığı 77. Bakalım bu futbolcumuz nasıl hava toplarına çıkacak? Kaleci Buffon seviye antrenmanı ne kadar isteyecek? Şimdi çok ileri yaşlı birisi. Ha, bu kadar yetti. 33.000 DP'ye kendisini fulleyebiliyoruz. İlerle. Oyuna bırakalım. Oyun nasıl yapacak? Takım oyu tarzı hepsinde 90. 36 tane ilerleme puanımız var. 89'a kadar çıkardı. Şimdi 44 yaşında. Zıplama değeri düşük. Çok sıçrayamıyor, zıplayamıyor toplara. Kalecilik özelliklerinde iyi olduğu da var, düşük olduğu da var. Refleksi ve artık yaşından dolayı bir refleks değerleri falan düştü. Farkındalığı yüksek. 88, yakalaması 80. Değişiklikler yapsak şöyle. Birazcık farkındalığından aldık, yakalamaya verdik. Böyle kaydedelim. Onayla. Buffon kalemizde 92 seviyeye kadar çıktı. 89'dan 92. Burada sağ bekimiz var. 3 yıldızlı adaylı sözleşmeli alabiliyoruz. Kendisini fullesek 4000'likleri 1000'likleri de kullanalım. Evet, çok fazla vardı. Birazcık erittik bunları. 89'a kadar çıkıyor.
Alçaktan pas, yüksekten pası var diyelim ama öyle iyi, çok iyi seviyeler değil. En azından yüksekten pası 79, iş görecektir orta yaparken. Falsosu kötü ama. Falsosu da iyi olması lazımdı. Defansif özellikleri bir bek için iyi. Yani kabul edilebilir. Hızlanma da var, şut gücü de var. Aslında 3 yıldız adaylı sözleşme için alınabilecek bir isim olduğunu ben söyleyebilirim. Dengeli özellikleri var. Birçok özelliklerden iyiye yakın seviyede var. Hatta bazıları iyi seviyelerde. Bu şekilde de oyun dağılım yaptı. Hızını 85, dayanıklılığını da yükseltti. İyi olmuş. Bek futbolcusu yorulur çünkü. Kaydedelim. Şimdi bizim kadromuzda daha önceden yüksek seviyeleri çıkardığımız isimler var. Saint-Maximin çok hızlı. Hemen arkasındaki Sosa çok iyi orta yapıyor. Yüksekten pası çok yüksekti. Hemen göstereyim arkadaşlar. En son biz bunu 90'a çıkarmıştık yüksekten pasını. Falsos da 90. Orta yapacağız bu adamla. Hatta yani Saint-Maximin'in ortaları iyi değil. Onun yerine de iyi bir ortacı, açık futbolcusu da olabilir. Diaby dengeli yapmıştık. Her şeyden birazcık vardı. Hız, hızlanma, top sürme. Bu Lamptey de çok hızlı. Oyuncu ayrıntıları diyelim. Genç futbolcu. Hızlı. Hani başka bir şey yok. Hız, hızlanma var. 97 hız, 97 hızlanma. Gerisini geçelim. Rakip aramaya geçmeden önce şu anki takım gücümüz de 2551'e ulaşmış oldu. Kimimiz geldi Türkiye? 2739 takım gücü var. Çok güçlü bir kadroya denk geldik. Rakibe bakalım öncelikle. Harika bir kadro. Süper. Aslında uzun uzun bakardık ama bekletmeyelim. Ciro formsuz geldi ama Ciro süper yedek bir futbolcu. İlk yarı Tona ile başlayalım. İkinci yarı gösterecektim ama rakip başlıyor. Ciro süper yedek olduğu için ikinci yarıda oyuna dahil edebiliriz. Formu bir tık yukarıda olacak. Sağ aşağı doğru bakıyor. Sağ ortaya doğru bakacak. Rakibimizin harika bir kadrosu var. Bu harika kadronun menajeri Martinez. İkimiz de Türkiye'yi seçmişiz. Chatone ile biz başlıyoruz. Çok yüksek sıçraması var. Orta yapmaya çalışacağız kendisine. Bu arada rakip başlamadı. Bekleyelim. Evet, şimdi geldi. Defray. Sen Maksim'inden döndük Sosa'ya. Çok iyi ortaları olması lazım. Hadi Sosa. Sosa'nın ortası ayak uzattı. Biz kendisinden kafa bekliyorduk ama Casemiro uzaklardan denesek. Bailey. Hadi be Bailey. Toplayamadı kendini. Eden'in sonu ortaya çekelim. Savunma arkasına doğru pas. Lewandowski. Kolibali kapat. Buffon. Kolibali o müdahaleyi yapmasa kaleciyle karşı karşıyaydı. Aşağıda boşluk var. Orayı bir görelim. Orta Hakim Ziyech. Burada üçgenleri kurduk. Toney. Toney çok ağır kaldı ama top yine bizdeydi. Baskımız. Alırız be. Toney. 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 Kendisine kafa golü atmayı hayal ederken ayağıyla attık. Burada baskımız, topu kazandık. Bitiriciliğini de yükseltmiştik Toney'in. Ki burada çok büyük bir bitiricilik istemiyordu aslında. Ama biz olabildiğince orta kafa gol yapmaya çalışalım. Nasıl sıçrayacak? Nasıl zıplayacak? O Ronaldo'nun bir zıplaması vardır ya, havaya çok yüksek. Hani öyle şeyler bekliyoruz kendisinden. Neymar ortaya çekti. İyi araya girdik. Saint-Maximin çok hızlıdır. Attı mı gider. Saint-Maximin. Atalım ayağımızdan. Saint-Maximin. Ah be, burada geçemedi. Toney. Çektik. Çok güzel zıpladı. Sosa. Sosa'nın ortası. Bailey'e kafa golü attırdı adam. Çok güzel orta yaptı. Offside yok. Sosa'nın yüksekten pas değeri ve falsosu çok yüksek. Onu o şekilde geliştirmiştik. O da görevini yapıyor. Harika ortalar. Cancelo'ya tekrardan dönebilirdi. Neymar'la gidiyor. Neymar yine de topu iyi çevirdi. Casemiro. Ederson. Sen Maksim'ini tekrardan görebilir miyiz? Hadi be. Şuna dokun. Sen Maksim'in çok hızlıdır. Sen Maksim'ine gidiyoruz. Şut gücünü bir yoklasak. Sen Maksim'in şutu. Bunun da hızı ve hızlanması, ayrıyeten şut gücü çok yüksek. Kaleciler zaten tutamıyor. Ya kalede olacak top ya da bu şekilde sektirecekler. Sosa. Hadi be Sosa. Güzel orta gol getirir. Toney işte bu. Biz bu adamdan bunu bekliyorduk. Nasıl sıçradı öyle? Havaya öyle bir uçtu ki. İşte sıçramanın karşılığını aldık diyebilirim. Rakibimiz çıkmazsa ikinci yarı bir de Giroud'u oynatalım. Toney görevini yaptı.
Biz ondan zaten kafa golü bekliyorduk. Çok iyi sıçramasını istiyorduk. Hakkını verdi. Şimdi orada öyle bir boşluk var ki Casemiro'nun yetişme şansı yok. Fark açılıyor. Kaleci bir an korktum. Yazıyı top zannettim. Top ağlara gidiyor gibi gördüm. Lewandowski'nin yazısıymış. Şut çekecek. Şutu kaleci Buffon. Üstüne gelen topları sektirdi ama en azından gol yemedi. 3-0 öndeyiz. 5 şutumuz var. 5'i de kaleye bulmuş. Şimdi de şey yapalım. Giroud'u sahneye alalım. Olivier Giroud. Onun da kafa değeri çok yüksek. Messi normal gelmişti. Hakim Ziyech'le yer değiştirelim. Muhammed Salah var. Onu da Bailey ile değiştirelim. Formlu isimlerimizi alıyoruz. Ederson, Marquinhos'u da Ederson yerine alabiliriz. Giroud da geri geliyor. Sen Maxim'in tekrardan Giroud'a versek. Bu Giroud çok ağır. Nasıl sürecek topu? Faul kazandı en azından. Fiziksel teması yüksek bir adam. Öyle kolay değil bu adamı savurmak. Topun başında Sosa. Şu Sen Maxim'in atalım. Offside de olmazsa. Sen Maxim'in. Şimdi ortaya yapsak. Sen Maxim'in ortası. Giroud'un kafası. İşte bu. Bizim beklediğimiz şeyler bunlardı. Giroud da kafayla gol attı. Daha iyisini yapabilirdi ama yine de kalecinin kurtaramayacağı şekilde vurdu. Kafa challenge'ımız şu an başarıyla geçiyor. Sosa. Havadan versek. Dudak uçuklatan gitti. Muhammed Salah. Yiğit döndü orada. Pası. Sosa. Sosa. Aman burada topu kaybetmeyelim. Ben kaleci çıkar zannettim. Ve top ağlarımızda. Golü atan isim Haaland. Ben bir an dedim kaleci çıkacaktır. Kendim de çıkarmadım. Rakibimiz hatayı affetmedi. Ve skoru 4-1'e getirdi. Bu golü de defalarca izledi. Şimdi geçti rakibimiz. 4-1. Dönerek pası. Muhammed Salah çalım attı. Şutu çekti. 5-1. Eksiklik rakibimizi üzerine çok iyi vuruş çıkardı. Yerden köşeye doğru. Kalecilerin zor kurtaracağı şut stilleri. Ya 90'a atacaksın ya yerden yollayacaksın. Salah'la farkı tekrardan 4'e çıkardık. Rakibimizdeki Muhammed Salah. Giroud sen koşma. Top Bruno Fernandes'te. Etkili vurur ama Buffon. Buffon'un toplar genelde üstüne gitti. Genelde kalecinin üstüne bir top gidiyorsa derler ki kaleci iyi yer tutuyor. Bu da onun kalitesini göstermekte. Burada kafasına mı çarptı tam göremedim orada ama Buffon'un da 3. kurtarışı oldu. Kevin De Bruyne. Kaleye doğru gidiyor Buffon. Giroud bu topa yetişir mi? Yok. Dönerek zor pas. Olivier Giroud. Sen Maxim'ine doğru. Sen Maxim'in de çok hızlıdır. Sağ taraftan da Muhammed Salah gidiyor. Artık Maxim'in de yoruldu. Şutu çeksek. Ah be bu kadar kötü şut beklemiyordum. Herhalde hiç enerjisi kalmadı bu adamın. Sıra dışı bir maç oldu. Rakibimizin çok güçlü bir kadrosu vardı. Herhalde oyun bizim arkamızdaydı momentum. Sıçrama ve kafa özelliğini ön plana çıkaracağımız bir maç istiyorduk ve öyle oldu. İki futbolcumuz da Tony'in zıplaması çok iyiydi. Çok güzel bir zıpladı, vurdu, golünü kaydetti. Giroud'un kafa değeri çok iyiydi. Formu düşük geldi, ikinci yarıda oyuna dahil ettik. Süper yedek olduğu için de oradan da kurtardı. O da kafa golü attı ama Tony daha etkiliydi ilk yarıda. Bir tane kazandı, topla attığı gol var. Diğer zıplayarak vurduğu gol pozisyonu daha çok hoşuma gitti. Oyuncularımız üstüne düşen görevi layıkıyla yerine getirdiler. Bu maçın adamı kim olacak? Tony olabilir. 7.5 derece, Bailey 7. Rakipte Muhammed Salah 6.5, Haaland 6.5, Kimi 6 derece kaydetti. Rakibin oyuncularına şöyle bakalım. Hangi kart türleri var? Pedri de almış adaylı sözleşmeden. Lionel Messi, Brezilya. Birçok ülke paketini almış aslında kendisi. Güzel futbolcular. Harika bir kadro. Vinicius Junior'ı da çıkarmış. Real Madrid'in sol açık yıldızını. Kadro harika ama rakipteki kadro muhteşem. Eğlenceli güzel bir maç oldu. Forvet anlamında kafa olarak evet bu oyuncuları güçlendirdik ama şut gücü olsun, bitiricilik olsun farklı oyuncuları da o anlamda geliştirelim. Elimizde değişik özelliklerde en iyi futbolcular bulunsun. Kadroyu da oluşturuyoruz. Bu kadroyu oluştura gidiyoruz. İleride 18 kişilik kadromuz böyle 99 bir özelliği 99 olan futbolculardan oluşacak.
Sizlere oyunlar, iyi seyirler, hoşça kalın.